Merhabalar, Manisa TV'den bir hafta daha buradayız. 19 Nisan 2021 Pazartesi günü. Ben evinizin astrogeni, astrogen programından efendim Aysel Yıldız Bakan, Manisa TV'den bir kez daha merhaba diyorum. Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Çaylarınız, kahveleriniz hazır mı? Bu hafta gökyüzünde neler oluyor konuşacağız. Stüdyo konuğumuz var. Tabii ki de bu hafta 23 Nisan haftası. 23 Nisan haftası ile ilgili de stüdyo konuğumuz Sayın Ayşe Beren Aydın. Kendisine böyle bu hafta astroloji ile ilgili konular anlatacağız. Kendisi henüz bir öğrenci. Evet, merhaba Ayşe Hanım, hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? İyi. Sesinizi duyabilir miyiz biraz? İyi. Harika görünüyorsunuz, evet. Bugün şimdi Ulu Önder Atatürk çocuklara, geleceğe sizlere çok güvenmiş değil mi? Evet. Bizim de böyle ülkemizde her zaman işte Cumhurbaşkanımız da koltuğunu bırakır, milletvekillerimiz koltuğunu bırakır, devreder. Ben de bugün sizi burada astrogen programının koltuğunu bırakmış oluyorum. Dolayısıyla bugünkü program da ne anlatmak istiyorsanız, eğer izleyicilerimiz lütfen, ben bir telefon numaramızı vermek istiyorum sevgili izleyicilerimiz. 0850 219 0111, 0850 219 0111'den bizi arayın. Ayşe Hanım'a da burçlarla ilgili sorular sorabilirsiniz. Bugün neleri konuşacağız? Tabii ki de gökyüzünde olan olayları, gündemlerimizi, önümüzde gerçekleşecek olan bir dolunayımız var. 27 Nisan'da bir akrep dolunayımız. Bunları da konuşacağız ama Ayşe Hanım'a da tabii ki de biz bugün devrediyoruz koltuğumuzu. Sembolik olarak kendisi... Ayşe Hanım, biraz sizi tanıyabilir miyiz? Konuğumuzu tanıyalım. 9 yaşındayım, üçe gidiyorum. 9 yaşındasınız Ayşe Hanım. Mesleğiniz nedir? Aslında kendi kuyum. Mesleğiniz öğrenci misiniz Ayşe Hanım? Evet. Bazen de Berat'ı ve Kerem... Ayşe Hanım, biraz sesli konuşup böyle tane tane konuşabilir misiniz? Evet. Bazen odamı kiralatıyorum. Bazen odanızı kiralatıyorsunuz. Abinize mi? Abime, kardeşlerime. Bir gün bir lira. Bir gün bir lira. Güzelmiş. Peki Ayşe Hanım, siz mesleğiniz öğrencilik mi? Evet. Astrolojiyle ilgileniyor musunuz? Hayır. İlgilenmiyor musunuz? Ama biliyorum. Efendim? Biliyorum ama ilgilenmiyorum. Ha, hobi olarak ilgileniyorsunuz anladığım kadarıyla. Hobi? Yani sevdiğiniz bir şey olarak, ilginizi çeken. Sen yaptığında ben de yanına geliyorum. Yani sizin ilginizi çekiyor değil mi Ayşe Hanım astroloji? Evet. Burçları tanıyorsunuz, planetleri tanıyorsunuz, evet. Doğru mu? Evet. Peki bu nasıl oldu size? Bu merak nasıl başladı Ayşe Hanım? Sen bana söyleyince. Ben neyiniz oluyorum? Anneannem. Ha, anneannenizin programına konuk mu geldiniz Ayşe Hanım? Evet. Hoş geldiniz. Bu hafta çocukların burçlarla ilgili konularını anlatacaksınız. Peki izleyicilerimiz sizi ararlarsa soru yönelsinler size, doğru mu? Tamam. Peki o zaman ben biraz anlatayım gökyüzünde neler oluyor. Tamam. Bu hafta haritalarımızı göstereyim. Sonra siz de uygun gördüğünüz şekilde Ayşe Hanım bize anlatın, olur mu? Tamam. Peki, çok mutlu olduk efendim programımıza katıldığınız için. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız. Burada Ayşe Hanım ve nezdinde bütün ulusumuzun çocuklarını, bütün dünya çocuklarının çocuk bayramını kutluyoruz. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun diyoruz. Çocuklar bizim gelecek nesillerimiz. Tabii ki gökyüzünün sözcüsü olarak yıldızların dilini anlatan bir rehber mi diyelim, nasıl diyelim olarak burada bu haftayı değerlendireceğiz. Evet efendim, ayımız Yengeç Burcu'nda bugün. Sabah saatlerinde yaklaşık 4.38 civarı İzmir saatiyle sabah 8.30'a kadardı. Hatta ben bunu sosyal medya hesaplarında da aslında paylaşmıştım. Takip ediyorsanız göreceksiniz, günlük olarak rutin gökyüzü olaylarını anlatıyorum ve etkilerini, kolektife olan etkilerini. Ayımız Yengeç Burcu'nda ve Güneş'in Ay Yengeç'te ve Güneş'le Merkür'ümüz de cazimi pozisyona geldi. Yani Güneş'in kalbinde dediğimiz böyle
kucaklaşma, kavuşmayla ilgili pozisyona geldi. Böyle sosyal medya hesaplarımdan eğer takip ederseniz beni, ben orada dilek, dua, niyetlerle ilgili zamanları, sert etkilerle ilgili, piyasanın kritik zamanlarıyla ilgili kişileri bilgilendiriyorum. Evet, pazartesi günü, bugün yani 19 Nisan 2021'de Merkür'ümüz aklımızı, zihnimizi, değil mi, düşünce yapımızı, ticari ilişkilerimizi, iletişimlerimizi belirten planetimiz, hani Hermes dediğimiz, bilgi akışı sağladığımız Merkür'ümüz bugün saat 14 civarı Boğa Burcu'na geçiyor. Yaklaşık akşam 23.50 civarlarında da Güneş'imiz Boğa Burcu'na geçiyor. Venüs'ümüz zaten geçtiğimiz günlerde Boğa Burcu'na gelmişti. Uranüs de Boğa Burcu'nda ve gökyüzünde böyle artık Koç Burcu'nun o başlatan, hareketli, işte cesur tarafları yeni ayla birlikte Dolunay'a doğru giderken daha stabil kalmak, daha böyle denge arzusu, daha kararlı olmak, daha yavaş düşünmek, yavaş hareket etmek, daha çok hareket etmek, koşuşturmak değil de fiziksel olarak, bedensel olarak rahatlık ve hazlardan bahsetmemiz aslında mümkün. Perşembe günü gökyüzünde Venüs ve Uranüs kavuşumu başlamak üzere başlıyor. Cuma günü de devam ediyor. Cuma günü tam karşı kavuşum olacak. Birazdan haritalarda da göstereceğim size. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nın olduğu gün Mars'ımız, gökyüzündeki Mars'ımız Yengeç Burcu'na geçiyor. Yengeç Burcu'nda 11 Haziran'a kadar seyrini, transit seyrini devam ettirecek. Aynı gün böyle birkaç harita çıkarttım size. Harita üzerinde de göstereceğim. Venüs ve Uranüs'te partil kavuşuma geliyor. Tabii ki o gün de ayımız Başak Burcu'nda. Haftaya genel bakışımıza baktığımız zaman cumartesi günü Merkür Uranüs'te kavuşuyor. Pazar günü ise Merkür, Venüs ve Satürn karesi oluşacak. Hemen akabinde hafta, önümüzdeki haftada anlatacağız, fakat bu haftadan sizlere böyle uyarmak mı diyelim, anlatmak mı diyelim, daha rahat açıklamak isterim. Dolunayımız olacak. Dolunayımızın üzerinde çok fazla sabit yıldızlar etkileri var. Bu sabit yıldızlar da açıkçası tabii ki bolluk bereketi de veriyor. Ama neyin bolluk bereketini veriyor? Hastalık ve zorluklarla ilgili de bolluk bereket verecektir. Ay spika orada paralel yapıyor, fakat daha farklı durumlar söz konusu. Açıkçası bu hafta ve önümüzdeki süreçlerde Haziran ayına kadar, ki Mayıs ayı da böyle gökyüzünde çok da böyle ay ne güzelmiş diyebileceğimiz konumlar yok. Bütün dünyayı saran korona ve aynı anda paralel giden ekonomik krizle ilgili bütün dünyanın durumu belli. İsyanlar, provokasyonlar, birazdan ülkemizin haritasını da göstereceğim. Her hafta öngördüğümüz gibi, belirttiğimiz, buradaki yaptığımız öngörüler her hafta, hani buradan yayından çıkıyorum, birkaç saat sonra, bir gün sonra, iki gün sonra direkt gerçekleştiğini görüyorum. Gökyüzü kesinlikle yanılmıyor. Bizim öngörülerimiz de birçok astrolojik öngörü yapanlardan çok farklılıklar içeriyor. Birçok öngörüde farklı sonuçlar çıkıyor. Mesela geçtiğimiz hafta, ben sosyal medya hesabımı takip edenler bilir, tabii ki bizler finansal danışman değiliz. Gökyüzünün astrolojik olarak analizlerini yaparak göksel enerjileri, planetlerin enerjilerini sizlere anlatıyoruz. Fakat birçok astrolog Bitcoin ya da coin türü konularla ilgili işte yükselişi, ani gelişmeleri olurken ben bir uyarı yapmıştım ve uyarımızı dikkate alanlar, almayanlar şey yaptı, lütfen artık bu süreçlerde elimizde olanı, yani Boğa Stelyumu'nun bize vermek istediği mesaj, Uranüs orada ani değişkenlikler çok fazla olacak, sarsıntılar olacak,
bu toprak sarsıntısı da olabilir. Haritalarda da göstereceğim, konuşacağız da. Fakat şöyle bir şey var ki, bizim stabil kalmayı, elimizdeki korumayı dikkate almamız gerekiyor. Beden, fizik, ruh, madde, varlıklarımız, yatırımlarımız, finansmanlarımız neyse. Boğa zaten güvenlikle alakalı bir burçtur. Güvenlik arzularının, güvenlikle ilgili sarsıntılarının, güvenlik ihtiyaçlarının ya da güvenlikle ilgili yapılacak yenilikler ve değişimlerinde çok ön plana geleceği süreçlerdeyiz. Evet, ben şöyle biraz haftayı değerlendirmek istiyorum. Ayşe Hanım, izninizle sizi burada izleyin lütfen. Birazdan size de söz vereceğiz, sizi dinleyeceğiz zaten. Oturun, keyfinize bakın. Şöyle bir alalım haritalarımızı, bakalım gökyüzünde neler oluyor, görelim. Evet, ben evinizin astrogeni. Astroloğu demiyorum, astrogen diyorum. Çünkü genimizde astroloji ile ilgili, gökyüzü ile ilgili yıldız tozlarıyız. Hepimizde bunları taşıyoruz. Evet, burada Ramazan ayı hepinizin de kutlamıştık. Yine de devam ediyoruz. Boğaz stelyumunun olması biraz böyle yiyecek içecekler konusunda da boğaza dikkat diyoruz. Bakın, ülkenin boğazları, ülke boğazları, sizin boğazlarınız, boğazlarla ilgili yenilen, içilen, aktarılanlara, akışlara dikkat diyoruz. Evet, 19 Nisan 2021 bugünün haritası. Bugünün haritasına baktığımız zaman Merkür 0 derece Boğa burcuna geçiyor. Bu arada benim Merkür'üm de natal haritamda 0 derece Boğa. Merkür kavuşumu yaşıyorum bugün efendim. Evet, Güneşimiz 29 derece Koç burcunda, 29 derece analitik derecedir. Eğer haritalarınızda böyle bir 20'nin üzerinde planetlerle ilgili dereceler görüyorsanız, özellikle 29 dereceyi görüyorsanız, oraya biraz dikkat edin. Orası doymuş bir enerjidir. Artık patlamaya hazırdır. Açığa çıkacak bir şeyler vardır. Yani bir bidonu düşünün. Artık doldurdunuz veya bir lastiği şişirdiniz havayla. Artık onun geldiği son nokta gibi düşünün. Şu şekilde güneşimiz de Boğa burcuna doğru gidiyor. Mars'ımız 27 derecede. Birazdan göstereceğim Türkiye haritasıyla nasıl bir kavuşum yapacağını, ne zaman kavuşum yapacağını. Bu şekilde gidiyor. Ayımıza baktığımızda, ayımızda bugün hem Sirius'la kavuştu. Her ay Sirius kavuşumu yaşarız. Yengeçlerle ilgili ay döngüleri oluştu. Yani bu yengeç döngüsü, şurada Merkür Boğa'ya girdiğinde bu Merkür'ün Boğa burcu ile ilgili bir döngüsü. Güneş yılda bir kez döngü yapıyor mesela. Bir yıl sonra tekrar Boğa burcuna geçecek döngüsü vardı diyebiliriz. Bu şekilde bugünün haritasında gördüklerimiz bunlar. Bir sonraki haritaya gelebilir miyiz? Bakalım bir sonraki haritamızda ne var? Ah! Ya. Teşekkür ediyorum. Dün benim doğum günümdü, solar döngümdü. Çok teşekkür ediyorum Manisa TV'ye, bütün ekibimize, yönetmenlerimize, genel yayın yönetmenlerimize, rejiye, kameramanlara, bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Şöyle mi durayım, şöyle bir beni dondurun o zaman. Astrogen'le buradayız efendim. Her hafta yaptığımız öngörülerle aslında Türkiye'nin en iyi öngörülerini yapan programını izlemiş oluyorsunuz burada. Hani dünya ile çok fazla ben ilgili öngörü yapmıyorum. Benim için ülkem çok önemli ve değerli. Ne diyeceğimi bilemedim. Şimdi canlı yayında bu yapılır mı? Biz birlikte çok güzeliz. Benim mottom var ya, işte burada Manisa TV ile ilgili de bunu söylemek istiyorum. Manisa TV'nin ambleminde şöyle üzümler var, bir salkım. O salkıma baktığımız zaman orada topluluk halinde böyle birbiriyle aynı tat, lezzet, aynı köklerden gelen bir sembolizmayı bana çağrıştırmıştı ve çok sevmiştim. Burada olmayı çok sevdim.
Gerçekten buraya her zaman severek geldim. Sizleri çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, haritaya geçebilir miyim? Tamam, gelin kutsuz. Daha ağlayacağım artık. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok şaşkın oldum. Heyecanlandım. Bu 19 Nisan'dı. Evet, bir önceki gün 18 Nisan benim solar döngümdü. Doğum günümdü efendim. Evet, bir sonraki haritayı alayım. Reji, beni şok ettiniz. Efendim? Ha, bu ikinci haritamız bu. Okey, süper. Evet, burada ne demiştik? Niçin? Hemen 19'u doğru. 19'unda iki haritamız var. Yani bugün iki haritamız var. Bu iki haritamız neden var? Çünkü bakın, bu bizim neyimiz? Güneşimiz, ışığımız, sıcaklık, ısı, enerji kaynağımız güneşimiz. Güneşimiz ne yapıyor? 0 derece boğa burcuna, topraktır. Boğa toprak elementidir. Toprak elementinde Merkür'le birlikte kavuşum halinde, bakın kavuşum halinde boğa burcuna geçiyor. Burada, bu arada boğa burçlarının da doğum gününü kutluyorum. Evet, bugün akşamdan itibaren boğa burçlarının da doğum günlerini kutluyorum efendim. Burada gördüğümüz şu, güneşin boğaya girdi. Yani bugün hem Merkür hem de güneşimiz boğa burcuna geçiyor. Venüsümüz zaten boğada, Uranüsümüz zaten boğada. Bu şekilde boğa burcunda bir stellium dediğimiz inci gibi bir dizilenme var. Boğa neydi? Boğazlarımız, ülkemizin boğazları, ülke boğazları ve geçitleriydi. Şimdi böyle tek tek size anlatacağım. Siz zaten harikasınız, böyle sembolizmaları ben anlattıkça kafanızda oturuyor. Ben daha çok böyle bilen değil, sizlere düşündürtüp, sizlere de sorgulatıp zihninizi, kendiniz kavramanızı arzu ediyorum. Benim yapım böyle. Evet, bir sonraki haritayı alayım reji. Gördük güneşimizi de burada. Teşekkür ediyorum. Evet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ne oluyor? İlginç sembolizmalar çalışıyor ülkemizin üzerinde. Bir kere şunu söyleyeyim. Korona süreci şu anda bizim, haftalardır söylüyorum, devam ediyorum. En çok vaka oranına, kayıp oranına dünya genelinde çok üst sıralara çıkabileceğimiz bir dönem. Zaten bunu hepiniz biliyorsunuz, bilincindesiniz. Biz devletten oradan buradan kızarak şunu yapmadı, açtı, kapadı. Bunları geçelim. Herkes kendi bireysel sorumluluğunu alsın. Maksimum tedbir, maksimum en yüksek tedbirde olalım lütfen. Evet, Mars'ımız 0 derece 0 dakika Yengeç Burcu'nda görüyoruz. Ne zaman? 23 Nisan 2021 Cuma günü saat 14.58 İzmir saatiyle bu burada. Tabii ki o gün Ay da Başak'ta, Ay ve Güneş arasında da güzel bir trine açı bir görünüm var. ASC ile de var. Fakat Mars'ın Yengeç'e geçmesi ne demek? Şimdi Mars Yengeç'te, hatta Ayşe bunu çok güzel anlatıyor. Ayşe Hanım, size anlattıracağım bunu da onun diliyle. Mars Yengeç'te zararda denilir. Bana göre zararda hiçbir planet yoktur. Zararlı düşünceler vardır. Bize zarar veren davranışlar ve düşünceler vardır. Benim bakış açım bu şekilde. Mars'ın Yengeç'te olması, Yengeç bizim hazım sistemimiz, beslenmemiz, annelik tarafımız, toprağımız, vatanımızdır. Yani aynı zamanda nedir? Mars cinsel organları da temsil eder. Göğüsler, mide ve cinsel organlar gibi düşünün. Bu ülkemizle de anlatacağım, bedenimizle de birlikte. Şimdi bir sonraki haritayı alayım ben ülkemizinkiyle birlikte. Haritalara karışıklık etmiş olabilirim. Okey. Bakın, burada Mars Yengeç'e geçmeden, biraz önce geçtiğini gördük ya sıfır derecede. Sıfırdan bir öncekisi nedir? 29 derece. Biraz önce ne anlattım Güneş'i anlatırken size? 29 derece anaretik bir derecedir. Doymuş, patlamaya hazır, ne yapacağı da belli olmayan bir enerjidir. Mars sembolizması, şu içerideki harita bizim ülkemizin doğum haritası, natal haritası. Sık sık size gösteriyorum, artık tanıyorsunuz. Şimdi burada bizim doğum haritamız burası.
Doğum haritamızda ay 12. evde. 12. ev neydi? Kapalı, gizli, kolektif bilinç, bilinçaltı, aynı zamanda anne, kadın, ikizler burcu, eller. Ülke haritası düşünürsek Mundine harita olarak halk demekti. He. Şurada bakın görüyor musunuz? Halka gizli bilgi akışı sağlayan, gizli provokasyonlar, çok dikkatli olun lütfen. Bakın, gizli askeri bir şeyler burada. Yine haftalardır söylüyorum ben. Burada bir gizli düşmanlar var. Bakın, şurada Plüto transitte, gökyüzünün transiti. Şu Plüto, görüyor musunuz? Türkiye'nin 7. evinde. 7. ev nedir? Evlilikler ya da hani bir ülkeyle, kardeş ülkeyle anlaşma yapılır ya da değilse ortaklıklar, anlaşmalar ve açık düşmanlar evidir. Burada çok güçlü, toplaşan, biriken bir düşman enerjimiz var. Halk burada kendi kendisini veyahut da nereden geldiği bilinmeyen, anlaşılmayan konularla birlikte sıkıntılar yaşayabilir. Ben herkese çok duyarlı, bilinçli olmayı çok öneriyorum. Toplumun birlikte olması gereken birbirine güç desteği, moral desteği, omuz omuza yani güçlü bir ülke vatan olması gereken süreçlerdeyiz. Çünkü düşmanlarımız açık, uyanıklar arkadaşlar. Yani bunu söylemek istiyorum ben. Hani nasıl anlatayım bilmiyorum böyle. Gökyüzünde her gördüğümüzü burada anlatmak da şey değil. Panikle ilgili bir şey yok. Herhangi olumsuz bir şey demiyorum. Bunun varlığından ve buradaki etkiden bahsediyorum. Akıllı olursak her zaman benim söylediğim bir söz vardır. Bir tedbir bin sakatlığı önler. Yani korona da aynı şekildedir. Bu da böyledir. Peki bir sonraki haritaya bakalım. Evet, 25 Nisan 2021 Pazar günü saat 07:58'i almışım. Bu haritayı niçin almışım? Bakın, ne dedik? Boğa burcunda. Boğa neydi? Boğanın yöneticisi Venüs. Venüs şu anda kendi evinde. Venüs neydi? Aşk, para, güzellik arzusu, değerler, ihtişam, şan, şöhret, fiziksel görünüm. Venüs Boğa da fiziksel görünüm, güç, kararlılık, sabit fikirlilik, güven arzusu hepsini veriyor. Fakat bakın şurada Uranüs, Merkür, Güneş hepsi bir arada. Bir kere Uranüs burada olması topraklarla ilgili. Toprak nedir? Bedenimiz topraktan gelmiştir. Değil mi? Beden. Toprak nedir? Vatanımızdır. Bunlarla ilgili ani beklenmedik sarsıntılar olma olasılığı çok yüksek. Fiziksel sağlığınız, akıl sağlığınızla ilgili ani sarsıcı, şok edici olay, durum ve gelişmeler karşısında bunlar olma olasılığı çok yüksek. Çünkü bakın 12 derece Merkür Boğa'da, 12 derece Venüs Boğa'da ve şurada görüyor musunuz? Satürn'de. Kısıtlayıcı, baskılayıcı, otorite olan güç. Aynı şekilde MC de 12 derece burada tam almışım ben. Aferin bana. Boğa'da dik açı dediğimiz kare açı, zorluk yapıyor. Bu aynı zamanda devletin otoritesinden gelen kanunlarla ilgili. Hani kaç haftalardır anlatıyorum. Geçtiğimiz hafta anlattım, öngördüm. Yine kanun, yasa bir şeyler olacak dedim. Olmuş coinlerle ilgili bir kısıtlamalar, yaptırımlar, bir şeyler olmuş. Ben çok iyi bilmiyorum. Yani politikayı çok iyi anlamıyorum. Burada şunu görüyoruz. Bakın burada kısıtlama olabilir. Hastalıkla ilgili, bizi hasta eden, boğazlarımızla ilgili konular, boğazlarımızla ilgili konular, boğazlarımızla ilgili konular, boğazlarımızla ilgili konular söylüyorum size. Dikkatli olmakta. Ülkece açık zihinlerde, berrak zihinlerde olmamız gerekiyor. Çünkü güvenlikle ilgili konularda
bedensel, fiziksel topraklarımızın güvenliği ile ilgili konularda ani, sarsıcı, şok edici olaylar, haberler, gündemler olma olasılığı çok yüksek diyeceğim. Evet, bir sonraki haritaya gelelim. Evet, geldik. Bu Nisan ayını 2020 yılından beri anlattığımız 2021 yılının zorlu süreçlerinden bir tanesi. Ne yaptık? Koç yeni ayında, geçtiğimiz haftalarda ne dedik? Koç yeni ayımız vardı dedik iki hafta öncesinde. Koç, Mars'ın oğlu. Akrep yeni ayı da Mars'ın kızı. Bakın, hep Marsiyen bir enerjiyle bu ay giriyor çıkıyor, farkında mısınız? Mars da ikizlerden, bizim ülke haritamızın ayının, halkının üstünden geçip vatana doğru, yengece doğru geliyor. Bakın, buraları düşünün bir, kafanızda canlandırın senaryo. 27 Nisan 2021 saat 06.32 İzmir saatiyle ne oluyor? Bakın, 1-7 aksında gerçekleşiyor. Akrep ve boğa olarak yükselen 7 derece, boğa burcunda yükselen 13 derece, güneş 7 derece boğa burcunda yükseliyor ve karşıtlık yapıyor. Bu aks aslında altyapıda boğa ve akrep gibi görünürken altındaki, yani evin sahibi, koç ve terazidir. Yine ilişkiler, fiziksel ilişkiler, fiziksel anlayışlar, fiziksel oluşlar ve durumlarla ilgili bir yeni ay var. Bu yeni ayın bütün stelyumu burada boğa burcunda toplanıyor olması, ani sarsıcı olaylar dedik ya, ayda karşısında akrepte, parasal krizleri, toprakla ilgili krizleri, suyla ilgili krizleri. Çünkü Mars da yengeçte, burası ay akrepte falan, burada aralarında bağlantılar var. Birçok konu ve gündem birbiriyle bağlantılı. Bu gibi konularda duyarlı, daha böyle bilinçli seçimler yaparak, yani bir konuşacağımızı bin düşünüp bir konuşmak, bir adım atacağımıza, ki zaten boğa burcu bize burada bu kadar enerjinin boğa burcunda olması bunu verecektir. Daha böyle tembellik enerjisi de verebilir bazılarını, anlatacağım. Fakat daha böyle güvenlik arzularının olması gereken durumdayız. Peki bir sonraki haritamızda var mı bakalım burada? Var mı? Evet, güzel. Şimdi bu Dolunay, 27 Nisan'da gerçekleşecek olan Dolunay. Bakın, içerideki harita bizim Türkiye haritamız. Bizi nasıl etkiliyor? Nerelerden vuruyor? Görün. Türkiye haritamızın doğum haritası, Mars yengeçte olsa bile hemen ayın, halkın yakınlarında oluyor. Bakın, 12. ev kapalı alanlarda. Burası hastaneler, hapishaneler, karanlık yerler, görünmeyen yerler, gizli savaşlar, gizli çatışmalar, gizli düşmanlar dedik orada. Şimdi baktığımız zaman Türkiye'nin natal haritasındaki güneşi 5 derece akrep burcunda. Ay burada, hemen bakın, görüyor musunuz? Nasıl oluyor Dolunay? Güneş karşıtı. Güneş, ay karşıtı. Yani otoriteler ve şu otorite devlet lideri, şu da halk. Bu da yine otorite devlet lideri, şu da halk. Hem karşı karşıya, bakın karmaşaya bakın, dikkat edin. Hem karşı karşıya hem birlikte. Anlatmak istediğim sembolizma bu. Ve burada akrep burcu kasa, kriz, kasalar, krizler, bankalar, krediler, vergiler, borçlar, bunlarla ilgili boğazlar, sosyal, bakın burası devletin uluslararası göründüğü alan, uluslararası toplumsal statüde bizim ülkemiz nerede, nasıl görünüyor? Kiron orada, Neptün orada, belirsiz, aşıyla, sağlıkla ilgili, özellikle denizlerle ilgili konular. Şöyle bir çizgi atıyorum. Denizlerle ilgili konular, burada eski yaralarımız veyahut yeniden yaralı görünümler olabilir. Şurası meclisimiz,
Meclisimizdeki milletvekillerimiz, onlar bunlar bir araya geliyorlar. Hükümetle belki birlik oluyorlar. Şurada bir askeri bir birlikte olabilir, bu ayrılıkta olabilir gibi gibi konular, gündemler var diyorum ben. Biraz böyle nasıl anlatacağımızı bilemediğimiz, nasıl anlatmamız gerekir? Korku yok, panik yok fakat önümüzde 1900 kaçlı diyeyim size, 29'lu yıllar mıydı? Benim rahmetli dedem anlatırdı. İşte anneannemin hikayeleri vardı. Şimdi bugün Ayşe'yle de buradayız. Bunlar da hikaye olacak önümüzdeki yıllarda. Yaşadıkları kıtlık süreçlerinden, ekmek kavgalarından, boğaz kavgalarından bahsederlerdi. Şuraya gösteriyorum. Karneyle ekmek aldıklarını, çok zorluklar çektiklerini söylerlerdi. Dünya genelinde, bu bizim ülkemizle ilgili değil. Bizim ülkemizin yine toprakları çok sağlam. Bakın bu toprağa dönüş, toprağa ekim, toprakla ilgili konularda şey desteği, devletin alet, edevat gibi yardım desteği bilmem ne, bunlarla ilgili gündemler de olabilir. Kaynak desteği, devletimiz de ne yapsın yani, gerçekten öyle, dünyada bir ekonomik kriz var. Bunlarla ilgili konular vardı. Haritaları üzerinde, sanıyorum haritalarımız bitti değil mi? Var mı başka bir haritamız daha? Bu kadardı. Evet, haritaları üzerinde anlatacaklarım bunlar. Ha, bir dakika, bir önceki haritayı alabilir miyim? Bir önceki haritada bir şey gösterecektim size. Evet, şimdi burayı gördük. Bu neydi? Dolunay'ın an haritasıydı. Gökyüzündeki İzmir'den baktığımız zaman nasıl göründüğünün haritasıydı. Şimdi şurayı bakın bir. Şurası ne kadar kalabalık, görüyor musunuz şunu? Hani tanımasanız, anlamasanız bile. Şurası çok kalabalık. Bakın ay Spica ile birlikte. Spica iyidir, ün, şan, şöhret, iyicil bir şeydir. Fakat güneş, hamal, sedirle, Merkür, diademle, Venüs, menkar, sulkainle, Uranüs, denebolayla. Bakın bir sürü sabit yıldızlar etkileri var. Bu kadar çok sabit yıldızların etkisi olması demek. Sabit yıldızlar bizim atmosferimizde, işte ne bileyim katman katman gidersek en dış, en uzak, işte kadirlik yani yıldızların ölçü, ışık ölçüleriyle bizim onların bize etkilerini anlayabildiğimiz sabit yıldızlar mutlak kaderi, biz böyle kadersel öngörüler yani gelecekle ilgili ne olabilir öngörülerini yaparken sabit yıldızlarla ilgili en yoğunlukla bakarız. Çünkü mutlak kaderden bize ipuçları, bilgiler verir. Biz de bunları yorumlarız. Burada çok fazla sabit yıldız etkisi var. Şimdi onları anlatıyor olacağım. Evet. Bizi arayabilirsiniz. 0850 219 01 11'den arayabilirsiniz. Ayşe Hanım, sıkılmadınız değil mi? Hayır. Peki ben size bunu anlatmadan önce biraz sorular sormak istiyorum. Tamam. Ayşe Hanım, burcunuz nedir? Balıkla koç arası. Balıkla koç arası ne demek oluyor? Nasıl anlatırsınız bunu? Bilmem. Siz 21 Mart doğumlu musunuz? Evet. Ha, ekinoks çocuğusunuz siz. Evet. Ha, peki sizin güneşiniz koç sayılıyor son derecelerde. Evet. Ayınız da balık sanırım, öyle mi, haritanızı incelemiştik? Evet. Evet, peki ay balık ve güneş koç nasıl bir etki verir sizce? Ay balık, güneş koç. Ay balık. Balık duygusal. Evet, bir taraf duygusal. Koç hareketli. Hareketli. Şey, unuttum, çok iyi biliyorum. Ne yapacağını bilmez hal verir mi? Peki Ayşe Hanım, şöyle sizi kaldırsak, bir harita istesek, bize yorum yapar mısınız ne nerede diye? Sevgili reji, bir Türkiye haritası ya da herhangi bir harita alabilir miyiz? Buyurun. Hı. Ayşe Hanım bize yorum yapacak. Evet, bu haritayı değil, daha geniş büyük bir harita alalım. Bu da ikili harita, tekli alalım mümkünse. Tekli haritalarımız var ya reji. Tekli harita, bu ikili değil de tekli harita, Ayşe Hanım bize anlatsın. Bugün çocukları 23 Nisan için süper. Evet, buyurun Ayşe Hanım. Ayşe Hanım, güneş hangi burçta, bize bir anlatın. Güneşi gösterin. Güneş orada. Koçta. Hangi burçta? Koç burcunda. Koç. Evet. Güneş koçta. Söyle sevgili izleyiciler, güneş koç burcunda. Söyle.
Güneş Koç burcunda. Peki ay nerede Ayşe Hanım? Bakayım. Ay yengeçte. Evet, ay yengeçte. Ay yengeçte ne demek? Ay neydi, kimdi? Gizli. Anne miydi? He, anneydi. Evet, yengeç neydi? Yengeç. Sarılmak, kadın. Duygusallık, kadınlar. Evet, anneye sarılın diyorsun değil mi? Evet. Nasıl mesaj verirsin çocuklara? Merhaba. Arkadaşlar, bugün ay yengeçte. Arkadaşlar, bugün ay yengeçte. Annenize sarılın lütfen. Annenize sarılın lütfen. Doğru mesaj mıdır Ayşe Hanım? Doğru. Peki Mars nerede? Mars. Kırmızı Mars. Evet. Hangi burçta? Bakayım. İkizler. İkizler burcunda. Dön bu tarafa. Sesini yükselt biraz. İkizler. Süper, harikasın. Peki İkizler burcunda Mars'la ilgili çocuklara ne demek istersin? Mars hareket eylemli. Yani çok cesur olmayın. Çok cesur olmayın. Evet, söyle, başka ne dersin? Çok meraklı olmasınlar. Fazla oyun oynamasınlar değil mi? İkizler burcu böyle çok, evet, oyunu da Mars'ta veriyor. Evet. Oyunları bırakın arkadaşlar, derse odaklanın de. Oyunları bırakın. Ha? Derse odaklanın. İnternette oyun oynamayı bırakın der misin? İnternette oyun oynamayı bak, bırakın. Bak göster orayı, sizi burada görüyorum da. Oyun oynadığınızı Mars'ta görüyorum de. İnternette oyun oynamayın. Sizi burada görüyorum. Abim gibi olmayın. Ha, ne yapıyor çocuklar? Sesini yükselt biraz. Bazen çocuklar ne yapıyorlar? İnternette telefon ders oynuyorlar. Dinliyor gibi yapıp, bak Mars ikizlerin etkisi. Evet. Ders dinliyor gibi yapıp alt tarafta oyun oynuyorlar. Evet. Değil mi Ayşe? Evet. Ha, bunu yapmayın da görüyoruz. Bak gökyüzünde bunu enerji var. Bunu yapmayın ha, gerçekten de. Evet. Görüyorum. Evet, evet, doğru. Evet, peki. Başka bize Venüs nerede Ayşe Hanım? Haritada Venüs nerede? Venüs'e gösterin Ayşe Hanım. Bu mu? Hangi burçta? Evet, biliyorsunuz. Bakayım, Boğa. Boğa burcunda. Ayşe Hanım bu tarafa dönün. Venüs Boğa burcunda ne demek? Güzelliğe çok mu meraklıyız? Giyime, kuşama. Güzel görünmek mi istiyoruz? Evet. Peki çocuklar yemek yemek ister mi acaba? Evet. Değil mi? Evet. O zaman söyle çocuklar, boğazınızda yediklerinize dikkat edin. Çocuklar boğazın boğazın yemek yemeye dikkat edin. Evet. Oturun oturduğunuz yerde, çok hareket etmeyin. Evet. Değil mi? Evet. Peki Merkür nerede Ayşe Hanım? Merkür Ayşe Hanım, Merkür. Merkür. Evet. Merkür nerede, hangi burçta? Bakayım şuradan. Koç. Hayır, Boğa'da. Sembolizmasına Boğa'da. Bak, koç gibi orada, kendi alttaki sembolizmasına bak. Heh, Boğa'da gördün mü? Yeşil boğa var. Ha, evet, evet boğa. Tanıyorsun. Peki şurada sanki kardeşler arasında Venüs bir abla desek Ayşe Hanım sembolizmada. Merkür'de kardeş desek, baba ile kardeş arasında kalıyor çocuklar. Kardeşler arasında baba ne yapacağını bilemiyor diyebilir miyiz? Babaları üzmeyin diyebilir miyiz? Anneleri, babaları, ablaları. Evet diyebiliriz. Söyle o zaman. Annelerinizi, babalarınızı üzmeyin. Ablalarınızı üzmeyin. Ablalarınızı üzmeyin. Ablalarınızı, abilerinizi üzmeyin. Ha, ablalarınızı, abilerinizi çocuklar üzmeyin. Değil mi? Görüyorum. Evet görüyorum. Ne görüyorsun? Anlat bize. Abilerine, ablalarına, babalarına, annelerine, kardeşlerine, bebek kardeşlerine kötü peki davranıyor. Peki ne yapsınlar? Boğa neydi böyle? Boğa toprakla alakalı bir şey ya Ayşe. Sakin, sabırlı. Süper, sakin, sabırlı olun de çocuklar. Söyle. Sakin, söyle. Sabırlı olun. Peki hamurla, çamurla oynasınlar mı el becerileri bak Boğa burcunda? Evet. Heh, topraklama iyi gelir değil mi? Evet. Ne de söyle çocuklara, toprakla, hamurla oynayabilirsiniz. Toprakla hamur, oyun hamuruyla oynayın. Evet, ne yapsınlar? Oyun oynasınlar. Başka? Toprakla oyun oynasınlar. Toprakla oyun oynasınlar. Peki çok teşekkür ediyoruz Ayşe Hanım, buyurun. Bize çok güzel yorumlar yaptınız. Yorumlarınıza hayran kaldık. Evet, heyecanlanmanıza gerek yok. Gayet iyi anlatıyorsunuz. Peki Ayşe Hanım, şöyle nerede kalmıştım ben sevgili Astrogen izleyicilerim,
Manisa TV izleyicilerim, biz birlikte çok güzel izliyorum. Ne dedim? Burada sabit yıldızların etkisinden bahsetmiştim. Dolunay'la ilgili. Bu hafta konuk da özellikle, tabii almadım değil, Ayşe Hanım'ı aldım da daha çok anlatayım diye size bu gündemleri. Dolunay'ın güneşte, Dolunay ağ haritasında güneşimiz Hamal ve Sedir sabit yıldızıyla kavuşum yapıyor. Bu Hamal ise Hamal, yani ayla kavuşum yaptığında hastalıklar, çok fazla hastalığın açığa çıkmasıyla ilgili veriyor ki karşı karşıya. Yani burada ayın spikayla paralel olması, halkın bir şekilde korunuyor, ilahi korumayla ilgili durumlarda söz konusu diyebilirim. Merkür Diadem'le paralel oluyor. Merkür zaten Hermes'in sembolizmasında bir tarafı hırsızlık da vardır. Şimdi burada da Merkür'ün Diadem'le paralel olması cazibe, güzellik, çekici dil, farkındalık, kadınların kendini kurban etme olayları, yalan ve hırsızlık gibi konularda çok fazla gündeme gelecek. Venüs'ün Menkar'la kavuşumu var. Soalikin'le paralel etkisi var. Menkar zorlu toplumsal olaylardan bahseder. Bilinçaltından, toplumsal kolektif bilinçaltından bahseder ki Venüs orada ve Venüs Boğa burcunda kendi yönettiği evde, yani hastalıklardan yine bahsediyor. Çok fazla hastalıklı konular, hasta eden konular ve boğazlar, ülkemizin boğazları, denizler, çok fazla vurgu var açıkçası. Uranüs'ün Denebola'yla paralel olması, aile içi kavgalar, kazalar, körlük, hayal kırıklıkları, gözlerle ilgili, görmeyle ilgili konularda gündemler verebilir. Uranüs de orada demek ki nedir? Aniden aile içi şiddet, yani vatanın içerisinde, vatanımız da aile gibi. Kendimiz bir toplum ve ülke olarak aile gibiyiz. Bunlar diyebiliriz. Chiron'un Bellatrix'le paralel yapıyor olması zorlu yollar demek. Yani zorlu yollardan artık zorla dönmek, dönemeç son noktası, zorlu yolların sonuna gelmek, sonunda büyük kazançlar elde edilecek. Fakat işte tekamülle ilgili, bakın Chiron neydi? Yaralı şifacı demekti. Chiron bir santördür. Yarı üst beden insan, alt beden hayvan. Hem zamanı temsil eder aslında, zamanla ilgili anda kalmak, hem hayvani içgüdülerimizi temsil eder. Chiron hem öğretmen hem de baş şifacıdır. Tıbbın öğreticisidir. Aspektliyorsa tıbbı o öğretmiştir Yunan mitolojisinde. Bu Chiron Bellatrix yıldızıyla paralel ve tekamülle ilgili sınavlardan bahsediyor. Tekamülle ilgili mal, ün, hırs nedeniyle kayıplardan bahsediyor. Tabii bunları görmek gerekiyor. Hırs kurbanı olabilecek bir şeyden bahsediyor, yani sembolizmadan bahsediyor. Kuzey ay düğümü ise, kuzey ay düğümü bizim tekamül seviyesine ulaşmamız, hani köprü gibi düşünürsek hayatı, olgunluk seviyesini, yaşam, bilinç, farkındalık seviyemizi, öğrendiklerimizi aktarma ve orada olma, hani ben böyleydim ama bu tarafa geçip bunları değiştirdim, düzelttim diyebileceğimiz yerimiz, tekamülde gitmemiz gereken yer kuzey ay düğümümüzdür. Kuzey ay düğümü kadersel etkilerle oluşan bir yerdir. Aldebaran'la kavuşum yapıyor. Aldebaran kraliyet yıldızlarından, 4 kraliyet yıldızından bir tanesidir. Benim de haritamda Satürn'e paraleldir. Aldebaran'ım vardır. Kraliyet yıldızıdır. Bu kraliyet yıldızlarının özel sembolizmaları vardır. Bu sembolizmalar nedir? Bazı anlaşmalar gibi düşünün gelmeden önce. Tabii hep bir anlaşmayla bir bilgi edinmek üzere geliyoruz. Fakat kraliyet yıldızları sizi
çok güçlü güç verebilir. Ün, şan, şöhret, para, mal, mülk, kariyer, statü gibi çok fazla misli misli verebilir. Fakat karşılığında anlaşmanız vardır. Ve burada mesela işte Fomalhaut'un anlaşması farklıdır. Aldebaran'ın farklıdır gibi. Aldebaran'ın anlaşması dürüstlük, etik ve ahlakla ilgilidir. Eğer dürüstlük ve etik ve ahlak yok ise Aldebaran kafa koparmalarını anlatır. Yani Kuzey Ay Düğümü burada hani birilerinin bir şeylerin dürüst olmayanların, etik ve ahlaki değerlere sahip olmayanların gökyüzü kafalarını koparacak gibi. Zaten boğa sembolizması da kafa boyunla ilgili bölgelerde orada çok fazla şey var. Bunu ülke olarak düşünürsek ülkemizi ne dedim, boğazlar, sular, sınırlar, ekonomik olarak yani kafa koparmak isteği halk arasındaki nedir? Bir şey yapmak gibi durumlarda söz konusu olması çok güçlü olasılıklar olarak görünüyor. Ayımızın bu haftaki hareketlerine baktığımız zaman bugün ayımız yengeçte. Ayın yengeçte olması demek nedir? Bizi daha çok böyle yardımlaşma arzusu, daha böyle duygusal, daha böyle bir eskiyi anma, eski fotoğraflar, videolar gibi gibi şeyleri anmakla ilgili konular, gündemler. Salı ve çarşamba günleri ayımız Aslan Burcu'nda. Ayımız Aslan Burcu'nda olduğu zaman nedir? Bu bizim kalple ilgili daha sevgi, şefkat, ne bileyim saçımız, başımız, görselliğimiz, egomuzun da yükselebileceği bir durum. İşte böyle saçlarla ilgili değişiklikler kesin filan da isteyebiliriz. Fakat Venüs'ün boğadaki, Venüs boğada çok güçlü fakat orada aldığı etkileşim ve açılar, Satürn'le yapacağı dik açı nedeniyle estetikler, güzellik operasyonları, değişimle ilgili konularda sıkıntı yaşanılabilir. O yüzden değişime biraz daha böyle Mayıs ortaları gibi gidilirse daha harika olur diye öneriyorum. Tabii ki en iyisini siz bilirsiniz. Perşembe günü ayımız Başak Burcu'nda olacak. Ay Başak Burcu'nda daha bizi biraz daha titiz, düzen arayışı, bir şeyleri düzenlemekle ilgili ne bileyim şey dolapları, çekmeceleri, kafamızın içerisindekileri bir düzene koymakla ilgili konularda etkileşimleri olacaktır. Hafta sonunda ise artık ay Terazi Burcu'na geçecek. Pazar pazartesi günü de orada ilişkilerle ilgili konu ve gündemler yine böyle ilişkilerdeki hak hukuk arayışları gündeme gelecektir. Evet, bizim mola süremiz geliyor efendim. Ben bir kahve alıyorum. Siz de çayınızı, kahvenizi alıyorsunuz. Reklamlardan sonra ne yapıyoruz? Burç burç haftayı ve o boğa stelyumunu, bakalım sizin burcunuza etkileri neler? Ayşe Hanım'la birlikte bunları konuşuyoruz. Görüşmek üzere. Bir yere ayrılmayın. Çayınızı, kahvenizi alın. Hadi gelin bakalım, görüşmek üzere. Bye bye.